Obezite ile ilgili Tabii, çok evet. biliyorsunuz Çağımızın en büyük sorunu en büyük zaten. hastalık, en büyük sorun ama şimdi bununla ilgili bir de problem var. Ki nedir problem? Sağ olsun Mehmet Öz Beyefendi Amerika'da ne yapıyor? Akaiberi zayıflatır dedi. Hurra bir şey salgın hastalık gibi bir furya başladı. Herkes akaiberi kullandı kullandı zayıflayan yok. Afrika mangosu zayıflatır dedi. Aldılar insanlar kullandı gram zayıflayan yok. Arkasından ahududu biberi zayıflar dedi. Zayıflayan yok. Sonra çıktı yeşil kahve. Ben dedim bundan 2 hafta önce dedim bunlar zayıflatmaz. Çünkü meyve şeker içerir. Şeker içeren bir şey asla zayıflatmaz. Hatta kilo yapar. Eğer meyve, şeker içeren meyve zayıflatı diyorsa onun içine kimya katıyordur. Sibutramin denen kimya katıyorlar. Öyle zayıflıyor. Vatandaşın kalp ritmi bozuluyor. 70 atıyorsa nabzı 80-90 atıyor. Bu da sırt çantasıyla hafif tempoyla koşulmuş gibi olur. Kalbi yorar. Zamanla iflas ettirir kalbi. Şimdi ne oldu? Yani ben söylediğime pişman oldum. Yani gerçekten neden? Mehmet Öz gibi dünyaca tanınmış bir doktorun bunu yapması. Amerikan senatosu çağırdı. Dedi ki Mehmet Öz'ün geçen hafta neden böyle insanlara mucizedir, iyi Yanlış gelir, bilgi verdi. tedavi ediyor diyorsun. İnsanlara yanlış bilgi veriyorsun. Umutlarıyla, hayalleriyle oynuyorsun. Yapma dediler. Efendim 2 sene önce konuşmuştum dedi. Dediler ki hayır biz biliyoruz, takip ediyoruz. 3 hafta önce yine konuştum dediler. Efendim diyor ben diyor amigoluk yapıyorum. Süslüyorum diyor. Ya olur mu dediler. Sen doktorsun. Doktorluğunu yap. Değil mi? Tabii insanlara hizmet sektörü Doktor neticede doktorluğunu yap. aynen Bitki uzmanı güzel değilsin. bilgiler Bitki verdi. uzmanı değilsin konuşma. Doktor olabilirsin. Çok meşhur doktor olabilirsin. Ama insanların umutları onu. Şimdi ne oldu? Türkiye'de Mehmet Öz ve onun ekibinin üretmiş olduğu ahududu ketonu, garsinya, yeşil kahve yasaklandı. Amerika'da da yasaklar geldi, Türkiye'de yasak geldi. Ya milyonlarca insan, Aslında milyonlarca biraz da yolu parası çocuğum. Yani nereye insanların gitti? yanlış yönlendirmek İnsanların olabilir. umutları, paraları gitti ama. Milyonlarca insan, bu bir sektör. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde zayıflamak için obezite ürünleri 40 milyar dolar. Para harcıyor. Amerikalılar hep obez, böyle tank gibiler. Yolda yürürken birisi çarpsa uçarsınız. Kendinizi tutamazsınız. Tamam, o Avrupa'da da zaman öyle. Amerika'ya gitmeyelim hocam. Amerika'ya gitmeyin. Çin'e gidin. Çin'de zayıf insanlar beraber. Çinliler, Taylandlar, Malezyalılar. Neden Avrupa'da, Amerika'da insanlar kilolu da Asya'da zayıf? Çünkü orada aşırı et tüketimi var, peynir tüketimi var. Diğer tarafta zebze tüketimi var. Zebze tüketenler daha sağlıklı, sebze ağırlıklı Evet. beslenenler. Bu tarafta aşırı hamur işi de çok yeniyor. Peynir çok yeniyor. Peynir maalesef ne yapıyor? Asidi tetikliyor. Asidoza sebep oluyor. Kemik erimesine sebep oluyor vesaire. Oysa zayıflamak için çok güzel bir bitki var. Yani meyve asla zayıflatmaz. İçerisinde glikoz, fruktoz var. Akaiberi, efendim, ahududu, Afrika mangosu, acıçehre, altın çilek. Bunların hepsi şeker içerir. Şeker içeren hiçbir şey zayıflatmaz. Fakat lahana zayıflatır. Bilinen bir şey, yeni bir şey değil. Maydanoz zayıflatır. Limon fakat farklı bir meyve. Nedir? Çünkü turunçgiller sitrik asit içerir. Sitrik asit zayıflatır. Ve Japonya, Çin, Kore gibi ülkelerde bir meyve yetişir. Konca. Böyle bal kabağı büyüklüğünde bir soğan. Soğansı bir bitki. Lale. Bu boyda bir lalesi var. Bunu Japonlar, Koreliler, Çinliler soyarlar. Salatasını yapar yerler. Veya bazıları makarnasını yapar yerler. Yani hiçbir yan etkisi yok. Bu da zayıflatır. Neden zayıflatır? Çünkü koncanın birleşiminde %60 oranında glukomanan denen etken bir kimyasal madde var. Glukomanan bu bir polizaharit. Ne işe yarıyor? 1 gramı 200 mililitre suyu emiyor. Bağırsaklarda ve midede böyle puding gibi yumuşak bir madde oluşur. Bütün bağırsağı mide böyle streç folyo gibi sarıyor. Bağırsakların glikoz emilimini engelliyor. Kişi 3 tabak yemek yiyorsa bir tabak yemekle doyuyor.